Wow TV ekranlarından herkese merhaba. Sofra programına, mutfağımıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz efendim. Yine yepyeni, dolu dolu bir bölümle karşınızdayız. Geleneksel Türk mutfağına ait tarifleri sizlerle paylaşmaya, sürdürülebilir mutfak için neler yapılabileceğini konuşmaya devam ediyoruz. Bugün de yine sizler için 4 ayrı lezzet hazırlayacağız. Ve her zaman olduğu gibi çok değerli konuğumuz bizlerle olacak. Efendim, o halde hazırsanız ekranların bilgi ve lezzet dolu programı Sofra başlıyor. Bol sebze ve meyveyle hazırlanan, hikayelere konu olmuş dülger balığı kavurması. Ispanak ve kaşar peynirli iç harçla oldukça besleyici bir lezzet. Levrek sarma. Balık sofralarına çok yakışan, sıcacık ve akışkan, bol fıstıklı tahin helvası. Çeşit çeşit yeşillikle hazırlanan, vitamin ve mineral deposu salata. Hoş sohbet eşliğinde hazırlanan birbirinden lezzetli tarifler birazdan sofrada. Efendim, mutfağımızın bugünkü kıymetli konuğu Şef Özer Bingöl. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok iyiyim. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Sizi gördük, daha iyi oldu. Aynı şekilde. Teşekkür ediyorum. Bugün deniz ürünleriyle dolu bir menümüz var. Evet, bugün bol bol deniz ürünü tarifi vereceğiz ve hep birlikte yapacağız. Bir de balık sezonundayız. Umarım bu sene de geçen sene olduğu gibi bolluk, bereketlik içerisinde bir balık sezonu olur herkes İnşallah. İçin. İnşallah. Ve güzel tarifler yapacağız şimdi. Evet, bugün 4 ayrı tarif hazırlayacağız dedik izleyicilerimiz için. 2 ayrı balık tarifimiz var. Levrek sarma hazırlayacağız. Dülger balığı kavurması yapacağız. Bol yeşillikli bir salatamız var ve son olarak da tahin helvası hazırlayacağız. Bakalım efendim ilk hangi tarifle başlıyoruz? Malzemeleri gelsin ekrana. Evet, ilk tarifimiz olarak levrek sarma hazırlayacağız. Ülkemizde hamsiden sonra en sık tüketilen balık türü levreyi şöyle güzel, sebzeli bir şekilde şık bir ana yemek olarak hazırlayacağız. Neler kullanacağız levrek sarma için? Bir tane 1 kiloluk levreğimiz var. 200 gram ıspanağımız var. 200 gram kaşar peyniri, 100 gram kadar kuş üzümü, 100 gram kuru soğan, baharat olarak da karabiber ve tuz kullanacağız. Aslında az malzemeli ama oldukça şık bir yemek değil mi şefim? Kesinlikle öyle. Nasıl başlıyoruz? Şimdi ben levreyi açıyorum. Filatosunu açacağım, sonra derisini alacağım, kılçıklarını alacağım. Ben o levreyi hazırlarken siz de bana yardım edip içini hazırlar mısınız? Evet, tabii ki hazırlarım ama ben çok heyecanlıyım, çok merak ediyorum. Harika. Levreyi nasıl açacaksınız? Bugün balık nasıl ayıklanır, fileton nasıl çıkarılır? Bunun püf noktalarını paylaşacak şefim bizlerle. Evet. Eldivenlerimi takayım. Evet. Tabii balık biraz koktuğu için eldivensiz çalışmak zar oluyor değil mi evet, şefim? Evet, bir de hani kılçıkları, pulları falan var. Onlar da bazen kılçıkları batıyor. Buna dikkat edelim. Ben levreye başlıyorum. O zaman ben de ıspanaklarımı alıyorum. Tamam. Şöyle bir size soğanlar da vereyim. Ayçiçek yağımızı koyduk. Ocaklarımız yanıyor değil mi? Evet. Hemen tamam. Derecesini yükseltelim. Evet. Tabii. Şimdi burada 1 kiloluk bir levreğimiz var. Burada hani zaman kaybı olmasın diye onu önceden içine aldım. Yani karnını yardım, içini temizledim ve bu şekilde bütün şekilde duruyor. Evet. Şimdi bunu birlikte bir filetosunu açalım. Yaka kısmından da kafa kısmından da girebilirsiniz. Kuyruktan da girebilirsiniz filetosunu açmak için. Şuradan en dipten hiç et bırakmamak için en dipten buradan girdim. Genelde bu tarz büyük balıkların kemiklerini, biz bunları kemik diyoruz. Kaynatıp bunlardan çorba yapıyoruz. Yani nasıl bir dana kemiklerini kaynatıp demiglas yapıyoruz ya çorba yapıyoruz ya et suyuyla. İşte bununla da balık çorbası yapıyoruz. Evet, ziyan etmiyoruz şey. Kesinlikle yani. Öyle. Bu gördüğünüz şifalı gibi. Bir çorba yapabiliriz balıktan kalanlarla. Şuradan önce güzel kendimize, bir açtınız şef. Kendimize bir yol açtık. Gördünüz değil mi? Kemik alt kısmında şöyle kaldı. Şöyle kameraya gösterelim izleyenlerimizi şu taraftan. Kemik alt kısmında kaldı. Üst kısımda sadece et var. Şöyle bir yol açtık kendimize. Sonra bu yoldan devam ediyoruz. Böyle. Tamamen kemiğin üstüne yürüyorum. Hiç et kalmıyor. Görüyorsunuz değil mi? Sesi duyuyor musunuz Sümeyye Hanım? Evet. Gördünüz değil mi? Şöyle harika oldu gerçekten. Sırf kemik. Devam Şimdi şöyle ediyorum. Bir şey var şefim. Bazen tavuğu, eti, balığı nasıl ayıklayacağımızı bilmediğimizde gerçekten çok ziyan oluyor. Şimdi buradan şöyle açtım.
Sizin şu an ayıkladığınızda hiçbir şey ziyan olmuyor. Değil mis mi? Gibi. Evet, açtım. Şuradan şöyle. Evet. Buradan bıçağı taktım. Gördüğünüz gibi buradan çıktı değil mi? Ve balığı ezmiyorum ama çünkü yumuşak bir eti var. Hafif bir güç kullanıyorum. Şuna bastım. Şuraya kadar geldim ve aldım. Bunu tuttum gördüğünüz gibi kemik. Buradan taktım. Geldim. Ve şurada şu kanatlarını almıyorum. Tam yakadan çene altına girdim ve bunu aldım. Evet. Bir kısmı şöyle. İlk filetomuz çıktı. Evet, ilk fileto çıktı. Burada yaka kacıkları var. Birazdan onu alacağım. Sonra kalan filetomuzun diğer kalan kısmını bu taraftan yapıyorum ki herkes rahat görebilsin diye. Buradan tekrar ense kısmından girdim bu sefer. Kuyruğa doğru geldim. Evet, yine bu şekilde gördünüz mü? Sadece burada bir kemik kısmı kaldı ortada. Hiç balığı ezmiyorum, yırtmıyorum, zarar vermiyorum. Hassas bir balık değil mi levrek? Ya aslında şöyle söyleyebilirim. Levrek aslında şimdi sarma yapacağız ya, bu tarz işlemlere en uygun balıklardan biri. Normalde balık eti daha hassas. Evet. Bu çok yumuşak bir eti yok. Bu gibi şeylere çok uygun bir balık. Evet. İkinci filatoyu çıkardık. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde kemiği kaldı. Ama bugün çorba yapmayacağız. O yüzden bu arkadaşımızı buraya bırakıyorum. Evet. Ve geri kalan kısmına geliyorum. Şurada yaka kısımları var gördüğünüz gibi. Buradan bıçağın ucuyla tersten, bıçağı ters tuttum. Tersten girdim. Şöyle burada kendime bir yol açıyorum. Tersten buradan, girmezsek çok kesilir çünkü. Evet. Buradan çok inceleyen şu kılçıkları. Buraya kadar geldim, sonra parmağımla itiyorum ve aldım. Şunu gördün bir göstereyim mi? Kılçıkları. Aa, evet, çok güzel çıkardınız şefim ya. Elinize sağlık. Şimdi bunu göstereyim o zaman. Şuradan. Şuna bıçağın ağzı yukarı bakıyor. Şöyle tersten bir yol açtım kendime. Buraya geldim. Yolu açtım. Şimdi buradan bıçağın ağzını aşağı doğru gelecek şekilde geldim. Şimdi balığın bu kısmı inceliyor ya. Eğer bıçakla devam edersem o yakası yırtılmış olur. Bu sefer bıçağı şöyle ters yatırıyorum. Çekiyorum. Çekiyorum ve bu şekilde kılçıklarını çekerek aldım. İşte sanırım biz hatayı şurada yapıyoruz. Bıçakla devam ettiğimizde filetonun yarısı gitmiş oluyor. Yarısı sarmada şimdi, da zorlanıyoruz. Aynen öyle. Burayı yırtmış almış olurdum şimdi. Sadece balığın bu kısmı kalmış olacaktı. Ama şimdi ne oldu? Temiz bir filato çıktı. Görüyor musun? İki tane. Harika oldu. Elinize sağlık. Teşekkür ediyorum. Şu arkadaşları buraya bıraktım. Şimdi derisini alıyorum. Derisini kuyruk kısmından girdim. Sıfırdan girdim. Buradan işaret parmağımı bastırdım. Ve yol açtım kendime. Görüyor musunuz? Sadece burada derisi. Şuradan böyle devam ediyorum. Şu deriyi görüyor musunuz? Ay harika oldu şefim ya. Şöyle devam ettim. Ve çok hassas olmak gerekiyor herhalde. Şimdi izleyenlerimiz diyorlardır ki şef pratik bir şekilde yapıyor, alışıktır ama biz o kadar kolay yapamıyoruz. Ya kesinlikle orası yani haklılar. Denedikçe mi olacak yani? Evet, denedikçe. Ama işte bir de işin de şey tarafı bu yani. Bu olur tarafı şu. Şuradan bastırdık bak. Hiç burada et bırakmıyorum. Sıfırdan girdim. Belki o ilk giriş çok önemli. Evet, ilk giriş önemli. Kesinlikle öyle. İzleyenler. Şurada zaten yakaladınız mı? Sonra bu şekilde devam ediyorsunuz. Ve evet. Hiç et kalmadı, görüyor musunuz? Burada böyle temiz bir filato. Tertemiz oldu. Evet. Elinize sağlık. Şimdi şurada teşekkür ediyorum. Şurada şu kadarcık bir şey var. Kılçık yine burada var. Şuradaki kılçığı da şöyle hafif bir V şeklinde keserek alıyorum. Şimdi bu balığımız tamamen sıfır kılçıklı bir balık oldu yani. Hiç bir şey kılçık artık burada tertemiz oldu. Kesinlikle öyle. Ve aynı şekilde bunu da alacağım. Kalan yaka kısmındaki kılçıkları aldım. Ben o zaman bir yandan iç harcımı hazırlamaya başlıyorum. Birazcık sıvı yağ mı ekliyorum? Tamam. Şöyle. Bunları aldım. Şimdi burada 4 tane sarma çıkaralım diyorum. Şimdi Sümeyye Hanım bu şekilde bunu bıçağımı yine yatay kullanıyorum. Bu şekilde kestim. Yani o şekilde tutmamın sebebi parçaları biraz daha büyük şekilde tutabilmek yani hem geniş. Eğer keseydim biraz kısa olur ama bu şekilde yatay tutuyorum. 2 tane geniş ve büyük parça elde ediyorum. Şimdi hiçbir saniyesini kaçırmamak gerekiyor. Her anı bir püf nokta gerçekten. Evet. Bütün bir levrekten nasıl fileto çıkarabiliriz? Sarmak için nasıl 4 parçaya ayırabiliriz? Çok güzel bir şekilde aktardınız şefim. Ellerinize sağlık. Teşekkür çok da güzel ederim. Hazırladınız. Hakikaten parçaları büyük yapmak için de ortadan direkt kesmiyoruz. Şöyle yataylamasına bıçakla ilerliyoruz. Evet. Hepsi ayrı bir püf nokta. Püf noktaları bildiğinizde siz de evde rahatlıkla hazırlayabilirsiniz gerçekten. Şey yatay olduğu zaman yani şekil de güzel oluyor, görüyor musun? Çok güzel. Şefim siz şimdi onları dövecek evet, misiniz? Evet, ben dövüyorum onları. Şimdi siz minik bir ayçiçeği ala devam edin. Biraz daha yağ koyalım size zahmet. Tabii.
şefimin spesiyeli. Teşekkür ediyorum. Şimdi bizim için şu dövmek için bir nalyum jelatini aldık ve şöyle bir bu olur altı düz bir tabak olabilir, bıçağın bardak olabilir. Evet, bardak belki olur, bıçağın sap kısmı olur. Yani nasıl dilerseniz. Şunu buraya koydum. Bu nalyumu tekrar bunun üstüne kapattım. Şimdi bunu yapmamızın sebebi, eğer balığı çıplak şekilde dövmüş olsaydık yırtılır ve parçalanır. Ama evet, böyle bir muhafaza olduğu zaman üstünde balık yırtılmıyor. Görüyor musunuz? Bu aynı zamanda et için de geçerli. İstediğimiz genişliğe geldiği zaman İkinci kuyruk kısmını bu şekilde açtık. Evet, kuyruk kısmı gerçekten daha harikulade oluyor. Tarafı, ama diğer taraf da güzel tabii ki, özenle yaklaştığımızda. Evet. Şimdi bunları dövdük ve kenara aldık. Soğanlarımızı ben kavurdum şefim bu arada. Tamam. Şimdi sırası biraz size şunu vereyim. Kuş üzümü ilave kuş edelim üzümü o zaman. Kuş üzümü ekliyoruz. Biliyorsunuz efendim, Osmanlı mutfağında ana yemeklerde hemen hemen hepsinde meyve var. Kesinlikle. Bal var. Evet. Biz de balık yemeğine bugün üzüm kullanıyoruz. Üzüm kullanalım. Şimdi bunu nasıl bir tat vermenize alakalı olarak istediğiniz kadar koyabilirsiniz. Bu kadar da koyabilirsiniz, daha fazla da koyabilirsiniz. Biz o kadarını koyalım. Tamam. Ama işte bunda da denge çok önemli. Bazen tatlıyı çok koyuyoruz, çok tatlı oluyor. Tuzluyu koyuyoruz, tuzlu oluyor. Evet. Nasıl mesela tatlılarda bir tutam tuz, tuzlu yemeklerde de birazcık şeker ekliyoruz ya. Orada o tadı gerçekten güzel vermesi için orantılı bırakmak gerekiyor, değil mi? Kesinlikle öyle. Şimdi çoğu insan artık tuzdan biraz uzak duruyor ve daha az kullanıyor. Bu da çok doğru bir şey. Kesinlikle öyle yapmak gerekir. Mesela bunda çok fazla bir tatlı bir tat öne geçmesini istiyorsanız kuş üzümünü biraz az tutarsınız. Ama bu ona çok farklı güzel bir aroma veriyor. Evet. Şimdi ıspanaklarımızı doğruyoruz, değil mi? Evet, ıspanakları doğradım. Bu kadar yeterli mi? Devam edelim mi? Bu kadar yeterli. Tamam. Siz evde sallıyor musunuz böyle tavayı? Tabii sallıyorum. Çok keyifli bir şey. Ama yapıyorsunuz değil mi gerçekten? Yapıyorum. Alevler evet, falan çıkıyor mu? Alev o kadar değil. Değil mi? Ya, biz ev kendi evimizde ev şartlarında ne kadar yapabilirsek alev çıkmıyor. Ev ocaklarındaki alev çıkmamasının sebebini biliyor musunuz? Ocakların ağzı küçük ya. Evet. Alev az ama restoranlardaki alev daha böyle bir şeydir. Komple sarıyor. Evet. Hatta tavan üzerine bile çıkıyor. Buradaki o kızgın yağlarla falan bir birleşiyor ve alevler çıkıyor. Peki hocam, o sadece bir şov mu yoksa gerçekten yemeğin güzel pişmesi için fayda sağlıyor mu? Ya çok fazla bir fayda sağlamıyor. Çünkü tavan içinde yemek pişiyor. Yoksa orada o alevden dolayı pişmiyor. O biraz şov ve keyif veriyor insana. Düşünsene, siz tavayı sallıyorsunuz. Her tarafı falan bir alevler içinde ve siz yemek yapıyorsunuz. Bu ayrı bir keyif veriyor yani. Bir şov, bir görsel oluyor. Evet, ama yoksa yemekte de şov çok güzel oluyor gerçekten. Peki şefim, şimdi harcımızı hazırlıyoruz. Evet. Levreklerimizi güzelce dövdük tabiri caizse. Tamam. İncecik hale getirdik, sarmalık. Balıktan bahsediyorduk. Ülkemizde balığın çok fazla tüketilmediğinden bahsettik. Daha çok biz hamsi tüketen bir milletiz. Mevsimi geldiğinde bol bol hamsi tüketiyoruz. Hamsi de çok faydalı balıklarımızdan bir tanesi. Hem evet, küçük olduğu için hem de yüzey balığı olduğu için çok daha sağlıklı aslında. Evet. Denizdeki ağır metalleri daha az alıyor diyelim. Ve birçok tarifi de yapıyoruz. Özellikle kızartmasını çok fazla yapıyoruz ve buğulamasını yapıyoruz. Ama Karadeniz'den bahsettik. Karadeniz'de pilavı dahi yapılıyor. Evet. Peki daha çok mesela biz hangi balıkları görüyoruz mutfağımızda? Sizin gözlemlediğiniz, özellikle çünkü deniz ürünleriyle ilgileniyorsunuz, bununla ilgili bir işletmeniz var. Sizin gözlemleriniz nasıl? Ya mutfaklarımızda, yani ev mutfaklarında en çok gördüğümüz balıklardan, bu arada yavaş yavaş koyabiliriz ıspanakları. Tabii, ekleyelim. Küçük balıklar, hamsi, istavrit ve sardalya gibi şeyler. Bunlar genelde işte hanımlar alır pazarda, balıkçıda. Evde bunları pişirirler ve çocuklara başlangıçta da bu balıklarla başlıyoruz. Evet. Aslında bu çok doğru bir şey değil, şöyle doğru bir şey değil. Hamsi çok baskın bir kokusu ve tadı var. Kendine özgü bir dokusu, bir tadı var. Ve bir çocuğa bunu, bebeğe yedirdiğinizde o aslında artık balığa karşı bir
reaksiyonu oluyor yani. Bir sevmeme başlıyor. Şey ama şimdi ben çocukluğuma gidiyorum şefim, böldüm sizi. Ben hamsiyi gerçekten o yiyemeyen çocuklardandım. Çünkü o kurtçukları boğazıma batardı. Ama abim benim aksime hamsileri teker teker böyle atardı. Ayıklamazdı bile. Kılçığıyla birlikte yiyordu, değil mi? Evet. Çocuktan çocuğa değişiklik gösteriyor biraz. Ama mesela biz hamsi kültürümüz var diyoruz ya. Çocuk hamsiyi sevmiyorsa da zorlamamak gerekiyor. Ya kesinlikle öyle. Farklı balık türlerimiz var değil mi? Evet. Farklı balık türleri var. Şimdi bize gelen misafirlerin çoğu, bu arada 4 tane restoranımız var. Hep deniz ürünleri üzerine. Annelerin hepsi ama tamamı diyebilirim. Şefim çocuğumuz balık yemiyor, ona nasıl balık sevdiririz, nasıl yediririz? Hep sorarım hani peki ne yedirdiniz de yemiyor çocuk? İşte istavrit, hamsi falan gibi şeyler hep denemişler. Şimdi o küçük balıklarda ve kılçıklar da küçük oluyor. Ne kadar ayıklarsanız da kılçık bir şekilde boğaza gidiyor, ağza gidiyor. Bir çocuğun boğazından bir tane kılçık aldığı zaman o öyle bir bilinç altında falan kalıyor, öyle bir korku kalıyor ki çocukta bir daha balık yemek istemiyor. Çünkü aynı o durumları yaşamamak için yemiyor, uzaklaşıyor. O yüzden çocuklarımıza ben diyorum ki başlangıçta gerçekten böyle iri balıklarla başlayalım. Şimdi bu balığın tadı hiç hamsiye benzemez. Çok baskın değildir. Bunu bile böyle işlediğiniz zaman aslında o kokuyu falan da almış oluyorsunuz. Yani. O balık kokusunu falan herkes sevmez yani. Evet, belki de biz bile evet, evde yapıldığı zaman her tarafı koku sarar. Böyle büyük balıklarla bence başlamak lazım çocuğa. Evet, hamsi ve istavrit, uskumru gibi tadı çok baskın, palamut gibi tadı çok baskın, kokusu baskın balıklarla değil de böyle beyaz etli, iri balıklarla çocuklara başlangıç yapalım ve çocuk da balığı sevsin ve ömür boyu deniz ürünleri tüketsin diyorum. Evet, belki balık tüketmememizin sebebi çocuklara böyle istavritle, hamsiyle başlamamız, ağır kokulu. Farklı tarifler denersek balığı da daha sık tüketen bir millet haline gelebiliriz o zaman. Evet, kesinlikle öyle. Peki hocam. Şimdi ne durumda ıspanağımız? Evet, çok iyi. Bunu işte yemyeşil değil mi? Bu olmak üzere. Şimdi tuzu ve karabiberi de attık mı işi bitiriyoruz. Size karabiber vereyim, ben de tuzunu ayarlayayım. Şöyle. Bu da dilediğimiz kadar. Şimdi kesebiliriz, tamam. Tamam. Burada da tuzunu atalım o zaman. Evet. Evet. Şimdi ben bazen böyle malzemeleri tek tek ekliyoruz. Karabiberi olduğunda direkt orantılı ölçülü diye boşaltıyorum. Editörüm Kevser Hanım da beni uyarıyor bu noktada. Yemeğin hepsi karabiber oldu, bizi mi öldürmek istiyorsun diye. Dikkat etmek lazım efendim. Göz kararı koymamız lazım baharatları. Benim gibi öyle tabağı olduğu gibi boşaltmayın aman. Orada bu kaşar peynini de size bırakıyorum. Peki oldu şefim. Sarmaya bu kadar çok girdiniz. Evet. Bizim de tuzumuz. Tamam, onu kendi alalım size zahane. Şimdi yavaş yavaş sarmaya başlayabiliriz. Tam çocukların seveceği bir tarif oldu ya, şefim kesinlikle ya. Öyle, ispanak kesinlikle sevmeyen, öyle. Balık sevmeyen çocuklar bu tarifle mutlaka ikisini de severek tüketecekler o zaman. Böyle diyebiliriz. Bayılırlar. Hemen ben o zaman kalem şeklinde kaşar peynirlerimizi diliyorum. Evet, şöyle ekleyelim. Evet, çok güzel. Şimdi biraz şu, harç koyacağız. Evet, harcımızdan aldık. Tabii normalde belki bu harcın soğumasını beklesek iyi mi olur şefim? Yok, sıcakken çok daha iyi. Çünkü öyle mi? Zaten, sıcakken evet. Ekleyeceğiz. Peki. Ama çok güzel görünmüyor mu? Şimdi bunu kaşarımızı koyduk. Evet, zor kısma geldik işte. Evet. Burası zor şefim. Ve en keyifli kısmı aslında. Kuyruk kısmından başladım, yani ince kısmından başladım. Sarmaya başlıyorum. İşte gördüğünüz gibi. Yani bunun biraz da böyle sıkı yaparız. Çok gevşek olmasın. Evet. Ve bunu sardık. Bu hale getirdik mi? Evet. Şimdi şu kürdanları sezam şöyle bir saplar mıyız? Evet, saplayayım hemen. Şu bitiş çizgisinden itibaren şöyle bir göstereyim. Burası bitiş çizgisi ya. Ve buradan böyle saplayalım buralara doğru. Şimdi burada yapmak istediğimiz şey işi kolaylaştırmak. Evet, dağılmasın. Dağılmasın. O kadar uğraştık. Çevirirken bunları... Buradan da sakayım mı? Şöyle yapalım. Şu arkadaşı iyice şöyle kapatalım. Buradan böyle saplayabiliriz. Evet. Tamam. Şimdi bunu koyduk. Şu ses harika değil mi? Evet, harika. Evet. Şimdi diğerlerine devam edelim. Bu şekilde hazırlayacağız. Evet, yine kaşarı rica edeyim. Tabii. O zaman hızlanıyoruz. Thank you.
bazı şeyler yağ rica edebilir miyim? Tabii. Efendim hızlı bir şekilde 4 tane sarmayı şefimle beraber sardık. Evet, teşekkür ederim. Yalnız şu çıkan sesleri duyuyor musunuz? Harika gerçekten. Evet. İsterseniz tavada yapabilirsiniz, isterlerse fırında da yapabiliriz. Hani kızartma ama falan yapmak istemezlerse. Evet. Şimdi burada gördüğünüz gibi balık yağ çekmiyor, görüyor musunuz? Evet. Yani bu konuda rahat olabilirler. Yağ çekmiyor. Bu pratik kısmı. Fırın biraz daha fazla zaman alır. Biraz daha teferruata girmiş olursunuz ama bu şekilde de işi çözebiliyoruz böyle. Evet. Peki şefim. Evet. Neredeyse hazırlar. Evet. Bunlar pişerken biz ikinci tarifimize geçelim. Evet, şimdi kemik üstü dilger kavurmaya geçelim. Evet, o zaman dilger kavurmanın malzemeleri gelsin ekrana. Tarifimiz hikayelere konu olmuş bir balık türü. Kemik üstü dülger kavurma hazırlayacağız şefimle birlikte. Şefim ilginç bir tarif, alışık olmadığımız bir tarif ama çok lezzetli olacak. Ben malzemelerden onu anlıyorum. Evet, gerçekten de öyle. Ve bunun da aslında herkesin de biraz böyle sevebileceği ve aynı zamanda biraz da ilginç bulabileceği bir şey olabilir. Evet. Hemen bir malzemeleri sıralayayım, neler kullanacağız. Evet. Daha sonra yapmaya başlayalım. Tamam. Efendim, 1 adet 1 kilogramlık dülger balığımız var. 2-3 diş sarımsağımız var. 200 gram çeri domates kullanacağız. 200 gram kırmızı biber, 200 gram yeşil biber, 200 gram mantar, 1 demet yeşil soğan kullanacağız. 100 gram kuru kayısı, 100 gram kuru incir, birazcık soya sosu, 100 mililitre zeytinyağı, baharat olarak da pul biber ve kuru kekik kullanacağız. Hakikaten bol sebzeli, meyveli, baharatlı, çeşnili, güzel bir balık tarifi. Evet. Başlayalım şefim o zaman. İlginç bir balık. Dülger balığı. Ben balığı alayım, ben balıkla başlayayım. Siz de bana yine yardım edersiniz tabii diye umuyorum. Tabii ki. Sebzeleri doğrayarak başlayayım. Şöyle bir şey yapalım mı? Çünkü en başta sarımsakla başlayacağız. Sarımsak ya da ben yapayım. Evet. Şimdi sizi sarımsağa bulaştırmayayım. Şimdi şefim, öncelikle... Evet. Hazır balık böyle bütün önümüzde duruyorken size bir sorayım. İzleyicilerimiz merak ediyor. Ben balıkçıya gittim. Balığın taze olup olmadığını nasıl anlayabilirim? Şefimiz bize biraz püf noktalardan bahsetsin diyorlardır şimdi. Ya evet, yani gerçekten bu çok önemli bir konu. Çok hassas bir konu. Çünkü balık gerçekten de tavuk gibi çok fazla hızlı zehirleyebilen bir gıda. Şimdi balığa şöyle bir baktığınızda şu etine dokunuyorum. Şöyle. Evet. Görüyor musunuz? Şeyde elastiktir. Böyle bir çukur kalmıyor yani, bir çökük kalmıyor. Evet. Tekrar düzeliyor, görüyor musunuz? Pürüzsüz hale geliyor. Evet. Şimdi bastırıyorum ve tekrar kendi haline geliyor. Gözleri pasparlak, rengi çok parlak ve diridir. Görüyor musunuz? Dülgenin rengine bakar mısınız? Gri, yeşil, bütün kaç tane ton var. Evet, harika şimdi şöyle, hikayelerde çirkin balık olarak adlandırılıyor ama çok güzel bir balık aslında. Ya evet, aslında bu balığın tadı o kadar güzel ki. Bunun lezzeti, tadı kalkan balığına çok benzer. Kalkana evet. Benziyor. Bunun işte biraz görüntüden dolayı insanlar biraz bunu çekici bulmuyor ama bunun tadı o kadar muhteşem ki. Göreceğiz bugün. Yani evet, birazdan bakalım. Bunu yapacağız. Hadi o zaman şefim, ben sebzeleri doğrayayım. Siz evet. De balığımızı yine ayıklayın. Ayıklayacak mısınız yoksa bütün olarak mı? Şöyle, bunu yine kemikten alacağım, filatosunu çıkaracağım, derisini alacağım, kılçıklığını alacağım, hafif jülyen doğrayacağım ve ondan sonra unla pişireceğiz bunu. Bunu yağımız ne durumda acaba? Islanmış gibi. Bunu biraz kenara aldım. Şu tavamız da ısındı. Bunları ayarladım. Şimdi ben balığa başlıyorum. Siz de... Ben de soğanlarımı evet, doğruyorum. Soğanlarımızı doğruyorsunuz. Şimdi şefim, bu soğanın hepsini doğrayalım mı? Bu hepsini balık doğramayalım. Fazla olur gibi geldi evet, fazla bana çünkü. Olur. Kesinlikle öyle. Şöyle yapalım hatta. Evet, bunlar çok iyi. Evet, şöyle gösteriyorum efendim. Şöyle bir yeşil soğanımız var. Bu kadar yeşil soğan evet. Doğrayacağız. Şimdi ben de bu arkadaşımızı koydum tezgaha. Şu kuyruk kısmından girdim yine. Ve buradan bu balık ama pek levreye benzemez. Çünkü bunun dokusu çok farklıdır. İşte gördüğünüz gibi. Burada öyle bir dikenler falan var ki. Sümeyye Hanım bakar mısınız? Yani bir dokunmak bile istemez. Şöyle bir şeye bakar mısınız? Evet, hakikaten yani resmen, çok sert. Tabii çok sert. Dikkatli i̇şte bunun olmak da, lazım o şu zaman. İşte bütün balıkların da kendini koruması için bir koruma kalkanı vardır. Hepsinin bir tekniği vardır. Dülger mesela, balığı bu arada dip balığı. Denizin diplerinde çok daha mücadele oluyordur herhalde. Evet. Ya bu balığın bir hikayesi var. Şöyle gördüğünüz, şunu da bir göstereyim.
sağında ve solunda böyle noktalar vardır, görüyor musunuz? Evet. Siyah noktalar. Evet. İki tane. Kalp şeklinde evet, olmuş evet, bizim balığımız. Bir orada bir burada. Evet. Şunun şöyle bir hikayesi var. Şimdi eskiden balıkçılar bu balık yüzünden denize çıkamaz olmuşlar. Ve bu balık o kadar çok vahşi bir balıkmış ki, o kadar çok korkunç bir balıkmış ki denizdeki bütün balıkları falan zarar veriyormuş ve parçalıyormuş. Balıkçılar artık balık yakalayamaz olmuş ve balıkçıları bile rahatsız etmeye başlamışlar. Bu durum işte peygamberimize kadar gitmiş. Bu konuda ne yapabilirim diye ve gelmiş denizin kenarına ve bu balığı tutmuş ve bu şekilde bir rivayettir bu tabii. Bu şekilde tutmuş ve bu balık o günden sonra hep sakinleşmiş, yani artık zarar vermez ve normal bir balık gibi hayatına devam etmeye başlamış. Bunda tabii böyle bir hikayesi rivayete var. Rivayete göre bir hoş ama hoş bir hikaye. Şimdi bunu da yine bu şekilde gördüğünüz gibi kemik üstüne geldik. Evet. Şöyle. Buraya kadar geldim. Şuradan bir açtım. Çünkü gördüğünüz gibi bu biraz da böyle bir tas gibidir, görüyor musunuz? Şuralar falan bir çıkıntı. Et evet. Bu şekilde içeriden geliyor. Ve ona göre bir hareket yapıyoruz burada. Şimdi bu filetomuzu çıkardık böyle. Ense kısmından kestim. Evet, şu bir kısmını aldım. Ah, çok gördüğünüz güzel bir gibi, şekilde çıkardınız. Ya aslında balık çok iri gördüğünüz gibi, evet. Ama bu balıklarda kafa çok büyük ve mide çok büyük olduğu için et kısmı böyledir bunun. Şu kadar bir tarafında bu kadar et çıktı. Şimdi diğer taraftan da aynı şekilde eti çıkarıyorum. Şimdi bu dülger 4 tane denizimizde de var. Evet. Ağırlıklı Marmara olmak üzere. Hint Okyanusu, Pasifik Okyanusu. Bir sürü denizde ve okyanusta yaşıyor. Ve bu aslında yaygın tüketilen bir balık. Çok lezzetli bir balık yani. Bunu gerçekten de tavsiye ediyorum. Bunu bu şekilde deriden alıyorum. Sümeyye Hanım. Evet şefim. Güzelce sıyırdık. Evet. Deriyle pişirsek ne olur? Olmaz değil mi? Hiçbir şey olmaz. Kesinlikle hiçbir şey olmaz. Bunu, olmaz mı? Tabii ki balın derisi çok faydalı ve aslında omega 3'ün deposu da derisidir. Ama biz burada derisini aldık. Kenara koydum. Şöyle. Şimdi bunu jülen keseceğim. Evet. Şimdi bunun kemiğini de atmıyoruz. Şimdi kemikte de şu kafa kısmında, yaka kısmında falan etler falan var. Şimdi buralarda. Evet. Kavurmaya koyamayacağımız için bunu pişiriyoruz ve en son ayıklayarak evet, yiyoruz. Evet, ayıklayarak yiyeceğiz. Bravo. Ve aynı zamanda bu balın kemik kısmında böyle bir yediğinizde ilik gibi gelir size yani. Aa, o ne kadar faydalı. Evet. Ve Sümeyye Hanım bunu bu şekilde kesiyorum. Gördünüz mü? Böyle parçalar halinde kestim. Evet. Şöyle bir bakar mısınız? Şimdi bak. Şöyle elle bile ayrılıyor, görüyor musunuz? Şöyle öyle bir dokusu var ki. Evet, çok güzel ama. Bu şekilde baklava halinde. Pürüzsüz bir tabii. Balık gerçekten şefim. Yani bu boylu poslu arkadaşımız da bu kadar et çıktı. Evet. İşte dedik balığın handikabı. Şimdi unlayacak mıyız şefim? Şimdi unlayacağım bunu. Ve kızgın yağda pişireceğiz bunu. Şöyle kenara bırakıyorum. Size bir hafif bir yardım dokunsun istiyorum. Şu sarımsağı alabilir miyim? Tabii. Ben de sarımsağı soyayım ve size biraz yardım edeyim. Ondan sonra balığımıza başlayacağız. Evet, sesler gelmeye başladı. Şimdi sarımsak da kokusunu vermeye evet. Başladı yoğun bir şekilde. Ya tebrik ediyorum. Siz de bayağı kısa sürede bayağı bir iş çıkardınız. Öyle mi? Evet, şimdi bu arkadaşları da. Önce sebzeleri. Evet. Neye dikkat ettik burada? Sebzeleri küçük küçük doğramadık. Balıklarla boyutlarını benzer yapmaya çalıştık ki evet. Birileri çok pişerken birileri ölmesin tabiri caizse. Evet, tebrik ediyorum. Siz de bayağı bir konuya hakimsiniz. Yani. Gerçekten evet hocam, kaç bölüm oldu artık evet. Programımızda. Biz de bir şeyler öğreniyoruz. Peki ben meyveleri alayım o zaman tamam. Bir yandan kendimi yakmadan. Nasıl bırakayım o zaman şöyle. Şimdi biz diyetisyen olduğumuz için mutfakta yağ kullanmaya pek alışık değiliz ama
Bazı yemeklerde yağsız olmuyor şefim. Evet, burada şöyle. Şu görüntüye bayılıyorum gerçekten. Çok keyifli, harika değil mi sevgili izleyenler? Rengarenk değil mi? Meyveleri nasıl doğrayayım? Ona da ikiye bölelim. İkiye bölüyorum, tamam. Evet. Bütün şimdi, meyvemiz, sebzemiz iri iri. Evet şefim. Evet. Sıradaki. Şimdi kemiği unluyorum ve pişiriyorum. Evet, dülgerin kemiğini şöyle bir una batırdın. İnce bir un. Şöyle. Her tarafına gelecek şekilde unluyorum. Güzelce unluyoruz çünkü onu kızartacağız. Evet. İşte Türk mutfağında en sevilen balık pişirme yöntemi. Değil mi? Unlayıp kızartmak. Evet. Şimdi bu arkadaşımız geliyor. Kızgın yağ atıyoruz. Evet. Evet. Şimdi bu dülgerimiz orada efendi efendi pişerken bunları salıyorum. Evet. Bunların rengini çok öldürmeden ve çok fazla pişirmeden hafif diri kalacak şekilde. Evet. Pişiriyoruz. Evet, kayısılarım da hazır benim. Tamam, çok iyi. Şöyle ekleyeyim. Rengarenk bir tabak. Ben bu arada kalan etleri de unluyorum. Kenarlarına koyuyorum hazır şekilde beklesin. Hı, onları da unlayacağız şefim. Evet, unlayıp pişiriyoruz. Ondan sonra pişirdikten sonra bunun içine koyuyoruz. Çünkü niye biliyor musunuz bu? Şimdi bu balığı, gerçi bu sert etli bir balık. Çok fazla parçalanmadı ama bunun parçalanmasını istemiyoruz. Bütün kalsın istiyoruz. O yüzden böyle ince bir un. Çok ince bir un. Yani şu etin güzelliğine bakar mısınız? Çok güzel gerçekten. Lokum gibi gözüküyor ama sert bir et olduğunu söylüyorsunuz. Evet, sert bir et. Peki şefim, balık eti marine ediliyor mu? Ediliyorsa nasıl ediliyor? Yani balığın kendisi marine edilebilir. Şöyle bir zeytinyağı, taze kekik. Bunu biraz bekletirsiniz. Hafif bir tuz olabilir, bir kaya tuzu. Onu biraz bekletirsiniz. Güzelce o iyotu falan çeker, zeytinyağını falan çeker. Sonra balığınıza falan bir çizgi atarsınız sağına soluna. Sonra ızgaraya atarsınız. Harika bir ızgara olur. Evet. Şefim, iyot demişken balık çok iyi bir iyot kaynağı. Bir yandan bundan da bahsedelim. Biliyorsunuz iyot ihtiyacımız çok yüksek. Özellikle zihinsel gelişim için gebeler, emziren anneler iyottan zengin beslenmeliler. Hatta son yıllarda iyot takviyesi de sıklıkla kullanılmaya başlandı. Doğal olarak almak isterseniz balıkta iyot zengin. Hatta iyotlu tuzdan almaya çalıştığımız iyottan çok daha vücutta metabolize oluyor. O yüzden balığın bir faydası da omega 3 olduğu kadar iyot alımı. Evet. Ya şimdi şöyle bir düşündüğümüzde, yani yeryüzünde en sağlıklı gıdalardan 5 tanesini sayarsak bunun birisi içinde de balık. Kesinlikle içinde balık var. Hatta 3'ünü sayarsak birisinde balıktır yani. Evet. Şimdi bu tarafını kızartık çevirdim. Şöyle. Kafasıyla falan birlikte, evet. Bütünüyle kızartıyoruz. Bütünüyle tabii. Şimdi bunu tava çekeceğiz ve bu yaptığımız kavurmayı üzerine çekeceğiz, kemik üstü. Peki şefim, ne durumdayız şu an? Şimdi bunları hummalı bir çalışmamız, evet, var mutfakta. Bir yandan kemikleri kızartıyoruz, bir yandan iç sebzelerimizi pişiriyoruz. Kayısı ve cevizi de atabiliriz. Evet, şimdi yavaş yavaş artık hepsini birleştiriyoruz. Evet, kayısılarımızı ekliyorum. Tamam. İncirlerimi ekliyorum. Soğanlarımız, evet, en son mu şefim? Soğanlar en son. Hatta balıktan bile sonra. Oo, peki. Çünkü soğanlar öyle yeşil. Soya sosumuzu ekleyecek yeşil, miyiz? Evet, o da en son. Soya sosu, baharatlar ve soğanı en son yapacağız. Tamam. O güzelim rengi solmasın diye soğanın o kadar güzel bir renk ve o kadar güzel bir tat veriyor ki. Şimdi kemiğimizi alacağız oradan. Evet, tabağa çekiyorum. Nasıl alacağız şefim? Şimdi maşa ve kaşık yardımıyla onu oradan alacağım. Tamam. Ve diğer etleri o aynı yağda kızartacağım. Şimdi tabağımı buraya koydum. Maşamı ve kaşığımı aldım. Şöyle. Şimdi şuradan girdim. Evet, kemiğimizi aldık. Ama kokusu çok iyi değil mi? Şimdi yani. Çok güzel kokuyor gerçekten. Değil mi? Oo. Ve içinde kalan etleri de görebiliyorum şimdi. Evet. Piştikten sonra daha belirgin oldular. Değil mi? Şimdi yaka kısmını da şuraya koyuyorum. Mesela şurada bir sürü et var, görüyor musunuz? Evet. Şimdi bu eti pişirmesek bunu oradan kolay kolay alamayız. Ve şu arkadaşımı buraya koyduk. Burada kıçıklar kalmasın diye bunları da aldım. Şimdi bu yağımız kızgınken, sıcakken o diğer etleri de burada kızartıyorum. Ben ekleyeyim mi şefim?
Yoksa onu öyle kenara koyalım. Evet, kenara koydum bunu. Etleri aldım. Şimdi hikayelerde dülger balığının dışının çirkin olduğunu ama içinin güzel olduğunu anlatıyorlar. Doğru, çok hakikaten doğru. Hakikaten öyle. Gerçekten öyle değil mi? Hatta böyle dışarıdan çok sevmediğimiz insanların aslında içinin çok iyi olabileceğini falan diye betimliyor yazar. Hakikaten öyle. Dışını gördük. Bir sürü dikenleri var. İtici bir balık gibi ama içinin etinin güzelliğine bakın. Harika evet, bir et gerçekten. Harika bir şey değil mi yani? Evet, çok güzel şefim. Şimdi biz bunları kızartıyoruz ama bunu evet. Çok güzel fırında olur, ızgarası da evet. Olur. Çok ince bir un görüyor musunuz? O kadar ince ki zaten balık. Biraz tavuk etine evet. De benziyor bu arada şefim bence. Evet, çok benziyor, doğru. Böyle sallayayım mı, ellemeyeyim mi? Hiç, şu an ellemeyelim. Tamam, kendisi kızarsın. Evet. Bir yandan tavada sebzelerimizi yapıyoruz. Kaçıranlar için ne yapıyoruz biz şu anda? Kemik üstü dülger kavurma hazırlıyoruz şefimle birlikte. Bunun için 1 kilo dülger balığını güzelce ayıkladık, etini çıkarttık, una buladık, böyle şerit şerit doğradık ve kızartıyoruz. Bir yandan kemiğini de kızarttık, altta taban olarak kullanacağız, hiçbir şeyi ziyan evet. Etmiyoruz. Ve bu tavamızda da içine harç hazırlıyoruz, bol sebzeli. Biber var, kırmızı biber var, yeşil biber var, sarımsak var, çeri domateslerimiz var. Kayısı ve incirimiz var tatlı olarak ve bir de mantarımız var. Gerçekten çok besleyici bir tarif hazırlıyoruz efendim, mutlaka deneyin. Kaleminizi, kağıdınızı alın ve bu tarifi not edin. Çünkü gerçekten çok harika ve her yerde bulamayacağınız bir tarif bence. Değil mi evet, şef? Evet, kesinlikle öyle. Harika bir ana yemek. Şimdi balıklarımız pişiyor. Ama biraz da gaz verelim mi? Gazımız son. Tamam mı? Tamam, çok iyi. O zaman birazdan bu pişmiş olacak. Çünkü balık kızgın yağ gördüğü anda hemen pişmeye başlıyor. Görüyor musunuz? Evet, hemen tuttular. Evet. O yüzden bunu çok fazla kurutmaya gerek yok. Dilerseniz ocakları değiştirebiliriz tabii şefim. Tamam. Şurayla tamam. Hemen yerleşke. Orası daha büyük bir ocak. Evet. Bunu da ben şöyle bir sağlayayım şöyle. Oo, tebrik ediyorum. Çok iyi ama ya. Çok keyifli bir şey gerçekten. Yalnız bunlar bu şekilde falan takla atıyor ya. Tam orada da bir yakalamak lazım. Çok güzel oluyor evet. O zaman biz en son bunlar kızardığında hepsini birleştirecek miyiz? Nasıl üstünü hepsini birleştireceğiz. Şimdi etimizi aldık. Bunun içine koyduk. Sade soğan. Soya sosu, pul biber ve kekikle işi bitiriyor. Yani burada tekrar bir pişirme yapacağız. Tabii. Pişirme demeyelim, sadece bir harmanlama, iç içe geçirme. Peki. Evet. Ne kadar bir süremiz var bunun için? Yaklaşık 1 dakikada pişirme yeter. 1 dakikamız var. Peki şefim. O zaman bir yandan bulaşıklarımızı kaldıralım. Çünkü tamam. Mutfakta dağınık çalışmayı sevmiyoruz. Evet. Şöyle. Bu sebzelerimiz, biberlerimiz tamam. Fazla oldu. Yani diğer kaşığımı da alıyorum. 2 tane kaşıkla şimdi bu etimi alacağım. Sebzeyle birleştiriyorum. Birleştirme vakti mi? Birleştirme vakti evet. Hadi bakalım. O güzel an geldi. Evet şimdi. Evet, görüyor musunuz bu? Bembeyaz ve pişti. Çok güzel bir et i̇şte, gerçekten. Ve yağda ayrıca kızartmamın sebebi bu. Balık dağılmadı, bravo. Görüyor musunuz? Bütün kaldı. Ve burada harika bir görüntü çıkacak birazdan ortaya. Sosları ve baharatları da koyduk mu ve bunları harmanladık mı muhteşem bir şey ortaya çıkacak. Aldım. Ve... Şunu şimdi, alabilirim şuradan. Tamam. Şöyle koyalım. Yine bu keyfi size bırakacağım. Şu baharatlarımızı. Bırakıyorum şefim. Evet. Pul biber ekliyoruz güzelce şöyle. Evet. Hepsini bırakayım mı? Hepsini. Bıraktım hepsini. Çok iyi. Kekik de öyle. Kuru kekik. Ve bu soya sosu çok tuzlu olduğu için bunu ben yapabilir miyim? Tabii. Şimdi bunu gezdirdik her tarafına. Ve şimdi bu soya sosunu koyduğumuzda tuzunu da koymuş oluyoruz. Ayrıca bir tuz yok. Tuz atmaya gerek yok. Evet. O zaman tekrar böyle bir bunu bu keyfi size bırakıyorum. Çok ağır olmuş ama bu sefer. Çünkü wok tava zaten çok ağır bir tava. Hayır ben yapamıyorum şefim bu sefer. Evet oldu çok iyi. Harika çok iyi. Harika görüyor musun? Oldu gerçekten. Hemen renkleri nasıl dönmeye başladı. Çok iyi değil mi? Çok güzel oldu. Ellerinize sağlık. Şöyle salladık onu. Bu kadar. Ve bunun işi bitti. Evet. Balık hazır. Şefim. Şimdi birleştirelim mi? Kızartmamız hazır. Bence bunu biz sunumda yapalım. Birleştirmeyiz daha sonra yapalım. Evet. O zaman ikinci tarifimiz evet. De bitti. Evet. Bu kadar.
soğanları eklemedik şefim. O zaman şöyle minik bir en son demiştik. Şöyle bir tutağım, evet. Şöyle üzerine. Bırakıyorum. Ya çok güzel olmadı mı? Çok güzel oldu. Ellerinize sağlık. Sizin de öyle. Sizin de çok yemeğiniz oldu. Ve işte olay bitti. Evet, dülger kavurmamız da hazır. Şimdi artık üçüncü tarifimize geçelim mi şefim? Geçelim. Bakalım üçüncü tarif olarak ne yapıyoruz efendim? Efendim levrek sarmamız hazır, dülger balığı kavurmamız da hazır. Bu iki güzel tarifin yanına ne gider diye düşündük. Evet tabii ki güzel bir salata ve güzel bir tahin tatlısı hazırlayacağız. Şimdi şefimle birlikte neler kullanacağız öncelikle yeşil salata için? Bol malzemeli bir yeşil salatamız var. Roka, mor soğan, kıvırcık, mor kıvırcık, fesleğen, dereotu, maydanoz, nane, yeşil soğan, çeri domates, salatalık, havuç, bir de limon tabii ki olmazsa olmazı kullanacağız. Peki helva için neler kullanıyoruz? 500 gram sade tahin helvası, 100 gram tereyağı, 200 gram fıstık içi, birazcık süt 100 ml kadar kullanacağız. Bir de 3 adet yumurtamız var. Malzemelerimiz az ve öz ama harika bir tatlı olacak. Salatada bol malzeme kullandık. Bol yeşillikli, ne kadar yeşillik sayısı fazla olursa o kadar harika bir salata oluyor diye. Evet şefim. Evet. Siz tatlıyı, evet, ben salatayı hazırlıyorum. Teşekkür ediyorum. Bugün gerçekten de bana çok yardımcınız oldu. Farkında mısınız bilmiyorum ama yarı yarıya yaptık diye düşünüyorum. Benim için evet. Ne mutlu. Çok keyifli sizinle beraber yemek yapıyor. Teşekkür ediyorum. Benim için de öyle. Gerçekten de çok keyif aldım. Şimdi burada tavamızın altını yaktık. Tabii hemen yakalım. O zaman ben başlıyorum. Önce yağla başlıyorum. Tereyağını koyuyorum ve bunu erimeye bırakıyorum. Ben de başlıyorum salatamla tamam. Birlikte. Tabii biz yeşilliklerimizin hepsini önceden güzelce yıkadık. Neye dikkat ediyoruz yıkarken şefim? Toprak olmayacak, taş olmayacak. Güzelce evet, karbonatla, sirkeyle bekletip temizleyip durulayıp sonra bu şekilde tabaklara servis haline getirdik. Güzel bir görsel şölen değil mi? Hakikaten bakar mısınız? Evet, rengarenk. Rengarenk. Çok da şanslı değil miyiz ya? Gerçekten bizim coğrafyamız, ülkemiz, toprağımız çok iyi. Çok. Şimdi yağ eriyor. Ve ben de helvayı yavaş yavaş bu yağa yedireceğim. Ama balıkla beraber tahin helvalı tatlılar, tahin helvası, hatta bir dilim helva bile yediğinizde o kadar rahatlatıyor ki, o kadar iyi geliyor ki evet. Anlatamam. Neden balıkla helva tercih ediyoruz? Evet, neden tercih ediyoruz? Çünkü bu gerçekten balık de... öldü, arkasından helvasını mı yapıyoruz? O aslında o işin espri tarafı. Evet. Yani tabii gerçekte de bu değil yani hepimiz işte yani helva yiyelim arkasında diye yemiyoruz. Şimdi bazı balıklar özellikle dip balıkları biraz daha böyle metal içerir ya. Ağır metal. Evet, denizde, ağır metaller. Yani evet. Bir şekilde denizlerde ağır metaller oluyor. Balıkların da yaşam alanı olduğu için o ağır metallerden onlar da nasibini alıyorlar. Alıyor evet. Mecbur dip balıklarına özellikle yoğun bir şekilde bulunuyor. Evet şefim. Ve şimdi tahin helvası, tahinin özelliği o metalleri yok eder, öldürür, alır ve rahatlatır. O yüzden de balıktan sonra genelde böyle tahin helvası tüketiyoruz. Evet. Yani bu biraz artık gelenek haline gelmiş ve... Ama çok güzel bir gelenek. Güzel bir gelenek, yani, çok sağlıklı bir gelenek kesinlikle yani öyle. Yani balığın içinde ağır metal varsa balık çok faydalı. İçindeki zararlı şeylerden de kurtulmak için peşine güzel bir tahin tatlısı. Evet. Tabii bunu söylerken de tabii bütün balıklarda ağır metaller yok ve... şu ana kadar hiç insana zarar veren bir şey falan bir bulgu yok. Tam tersi çok sağlıklıdır ama daha da böyle işi sıfıra indirmek için bu tarz şeyler de yapıyoruz tatlılar. Güzel de gidiyor açıkçası yani bir gelenek gidiyor, haline gelmiş. Öyle. Gelenekleri yerine getirmek çok, hoşumuza gidiyor. Çok uyumlu evet. Bünyemizde ona alışmış. Evet. Bunu şefim. Biraz bu yağı yedirdim tereyağına. Şimdi burada tereyağımız var evet. Ve helvamız ve helva var. Evet, şunu erittim. Güzelce karıştırıyoruz. Tabii ocaktan alıyoruz ki altı tutmasın, yanmasın. Dikkatli olmak öyle. Gerekiyor. Bunu kavurmaya gerek yok. Sadece eritiyoruz. Böyle fesleğenler mis gibi fesleğen koyacağız. Fesleğen kokusuna bayılıyorum şefim. Peki yerken seviyor musunuz? Fesleğen normalde tadı kokusu falan çok baskındır ya. Herkes ya evet baskı. Sevmeyen sevmiyor hakikaten ama ben seviyorum şefim. Tadını seviyorsunuz değil mi? Edersiniz? Kokusundan rahatsız olanlar için. Ya sevmeyenler şimdi bunu direkt o yaprak olarak yediğinizde çok baskın olabiliyor ama
Bunu bir pesto sos falan gibi yaptığınızda, bazı salata yemekleri falan kullandığınızda bu kadar sizi etkilemiyor tadı. Evet. Örneğin bir limonatanın içine biraz pesten falan çok karıştırıp blenderdan geçirdiğinizi düşünseniz harika bir şey oluyor. Evet. Şimdi buna hiç şey koymuyorum farkındaysanız. Şeker koymuyorum çünkü zaten helva tatlı bir şey. Bunu bu şekilde karıştırdım. Tahmin eridi gördüğünüz gibi. Çok güzel bir hamur elde ettik. Homojen bir kıvamımız evet. var şimdi. Biraz nane de ekliyorum. Fresh bir salata hazırlıyoruz efendim. Naneli, maydanozlu. Ya bu boyda, bu birlikte seviyorsunuz galiba salatayı değil evet, mi? Daha mı küçük çok, seviyorsunuz? Çok ideal, kesinlikle çok iyi. Sebzeleri salata, çok fazla küçültüp de yok etmemek gerekiyor. Kesinlikle öyle. Biraz da çiğnememiz lazım. Salata evet. neden faydalı? Çiğnediğimiz için hem çene kaslarını çalıştırıyor, hem sindirim sistemini çalıştırıyor. Lif kaynağı diyoruz. Evet, bu yüzden. Ve C vitamini. Şimdi yumurtamı evet. kırıyorum. Yumurta kırıyoruz. Evet, bakın yumurta ilginç kırıyoruz. Taraf bu sevgili izleyenler. Tereyağı ve helvayı güzelce karıştırdık. Şimdi içine yumurta kırıyoruz. Yumurtayı kırdım. 3 tane. Şimdi bunları da yediriyorum. Eğer dilerseniz buna biraz limon da sıkabilirsiniz. Eğer bu baskın helva tadını almayıp da biraz daha böyle bir yumuşatmak istiyorsanız, limonu seviyorsanız biraz limon da sıkabilirsiniz. Ki çok da yakışıyor buna, öyle söyleyeyim. Şöyle biraz soğan alalım. Şöyle. Şimdi bu fırında piştiği zaman kenarları hafif sertleşecek, ortası bir akışkan şekilde kalacak. Ve biraz buna süt ilave ediyorum. Evet. Süt hem bunun kabarmasını sağlayacak. Yani güzel bir tat lezzet veriyor ve böyle. Ben de soğanlarımızı şöyle halka halka yaptım. Çok yakışıyor salataya değil mi şef? Kesinlikle öyle. Şimdi gerçekten de böyle bir sizdeki renkler böyle coştu yani böyle. Evet, tam orada bir renk cümbüşü. Benim işim bitiyor. Benim de az kaldı şefim. Evet ve şimdi bu hamurumuzu bitirdik. Şöyle bunu isterseniz güveçte, isterseniz şöyle alüminyum kaplara boşaltıp fırında pişirebiliyorsunuz. Şöyle pratik olsun diye alüminyum kaplara şöyle boşaltacağım. Şöyle koyalım mı şefim? Tamam, koyalım. Şöyle burada. Tamam, bırakalım. Ben burada çalışayım. Ocağı şöyle. Da kapatıyorum. Tamam. Fıstığı en son dökeceğim. Evet. Yani çok güzel bir kıvam oldu. Şimdi bunu döküyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel bir hamur oldu. Bu bir de fırında pişip kabardığı zaman muhteşem bir tat alıyor. Şimdi bu toz tarçınla birlikte servise sunacağız. Evet. Bir borcama bunları yerleştiriyorum ve fırına göndereceğim. Evet. Biraz fıstık şimdi de koyabiliriz. Daha sonra dileyen de koyabilir. Üzerine fıstıklarımızı biraz gezdiriyorum böyle. Ve tatlımız hazır. O zaman ben onu evet. fırına götüreyim şefim. Bunu sizden ricam. Bu keyfi size bırakıyorum. Çok güzel oldu. Evet. Değil mi? Fıstıklı tahin helvamız fırına gitmek için hazır. Kaç evet. dakika? Kaç bu derece? Aşağı yukarı 180 derecede bir 7 dakikada pişmiş olacak. 180 derecede 7 dakika kadar evet. pişecek efendim. Şefim tatlınız pişe dursun. Salatamız da neredeyse hazır. Çok evet. da fazla sizi tatlı yaparken yormak istemedim ama iri iri teşekkür doğradım ediyorum. Sebzelerimizi şöyle güzelce. Harikasınız. Şimdi burada doğramadığımız bir şey kaldı mı? Evet. Salatalık, domates, havucumuz var. Aa, yalnız çok güzel. Şöyle bakar mısınız? Evet. Harika bir görüntü gerçekten. Balım. Ben de bir tane tahta alıp hemen size yardıma geldim. Evet. Bir tane salatalıkları nasıl doğrayalım şefim? Salatalıkları aynı şekilde, aynı büyüklükte olabilir. Şunu aldım. Şimdi bu domatesleri yıkadık ve ikiye bölüyorum. Yalnız çeri domatesinin de kokusu ne kadar baskın biliyor musunuz?
Çok güzel, evet. Ta buralara kadar geliyor. Ve o kadar yeşilliğin içinde de çok güzel gözüküyor kırmızı, evet. Kırmızı. Şöyle birkaç tane daha soğanım var benim. Onları da tamam, eklemek istiyorum. Tamam, onları da ekleyelim. Çok yakışıyor çünkü salataya soğan. Evet, şu domatesleri tamamını kullandım. Şöyle. Şu havuçtan bir şekil yapalım mı? Yapalım şefim. Siz de ister misiniz? Çok isterim, hem de çok yakışır. Tamam, o zaman bunu size vereyim. Sizi izleyerek mi yapacağım? Tamam, o zaman şu bıçakla daha rahat yaparsınız. Bunu size vereyim. Ben de şu bıçakla yapayım. Şimdi burada şöyle bir lale şöyle yapalım. Lale yapalım mı salatanın kenarına? Yapalım. Şöyle birer tane yaprak aldık. Şunları aşağıdan da salatanın içine koyabiliriz. Tamam. Dört tane yaprak yeri yaptık değil mi? Evet, bir dakika. Tamam. Evet sevgili izleyenler, salatalarınızı süslemeniz için güzel bir lale hazırlıyoruz, evet, şimdi şefim. Şimdi buradan biraz üstten. Çok mu gittim ben? Yok, çok iyi, harikasınız. Çok iyi bir yol yaptınız. Şimdi buradan yukarıdan çektik, inceden geldik ve burada bitirdik. Eğer kalın yaparsanız laleniz kırılır ince. Çevirdik. Bir tur. Tamam. Tekrar geldik. Tekrar yine buraya giriyoruz. Kadar geldik. Tabii ince girmek önemli. Evet. Galiba. Şöyle. Tekrar çevirdik. Bir tur daha. Çevirdim şefim. Tamam. O bir tane yaprak daha aldık. Şöyle. Ama muhtemelen işin sonunda sizinki pek bırakmayacak yani. Şimdi en son yaprağı yapıyoruz. Buradan aldık. Evet. Ve benimki bırakır, sizinki bırakmaz. Şöyle. Öyle demeyin şefim ya. Ümit kesmeyin benden. Evet. Evet. Çok iyi. Bu olası bir şey. Şimdi ne yaparsın? Buradan tak diye kırarsınız. Bıçakla ve kessek mi direkt? Ya bunu sırf sizin yaptığınız emek boşa gitmesin diye yapmak, evet, istedim. Güzel oldu. Siz de yapmışsınız yani. Çünkü buraya kadar gelmişsiniz. Harika bir şey değil mi? Ya böyle. Geldik şöyle. Yaptık. Yaprakları açtık. Tak çektik, geldi. Şöyle. Evet, çok güzel gerçekten. Tamam. Bunu da süs olarak kullanalım. Ve tabii ki bunları işin sonunda yiyeceğiz tabii. Kıtır kıtır. Tabii ki süslüyoruz diye atacak değiliz. Evet. Şimdi geldik. Hiçbir şey çöpe atmıyoruz. Şunları da ince ince doğrayıp salatanın içine koyabiliriz. Ben salatalıklarımı getiriyorum şöyle. Tabii. Hop. Evet. Ve benden de havuç geliyor. Evet, nane koyduk, dereotu, evet, koyduk, kıvırcığımız var, mor kıvırcık var, maydanoz koyduk, mis gibi fesleğen koyduk, roka koyduk, yeşil soğan koyduk, salatalık koyduk, kırmızı soğan koyduk. Harika, çok güzel. Şimdi bunu... Bol sebzeli bir salata oldu, evet, şefim. Bunu harmanlamak, acaba bu keyif kime düşecek? Bu sizin olsun şefim. Peki o zaman. Bütün keyifli yanları, evet, ben yaptım. Şöyle, teşekkür ediyorum. Şu... Nasıl kütür kütür sesler geliyor diyorsunuz değil mi? O kadar taze ve fresh, güzel ve ki onu tamam. Mis gibi de baharat, evet, kokusu geliyor. Taze baharat. Müthiş ya. İşte şimdi, salatayı güzel yapan taraf bu yani. Hangi çeşitleri kullandınız çok önemli. Yaklaşık biz burada 10 çeşit kullandık değil mi? Evet. Balığın yanında harika bir yeşil salata. Evet. Şimdi hemen bir püf noktası, daha doğrusu bilgi kutusu açalım şuraya şöyle. Balık kalsiyum kaynağı dedik, omega 3 kaynağı dedik. Sebzelerimizde C vitamini kaynağı. İşte buna bir de limon sıkınca arttıracağız C vitaminini. Evet. Ve çok daha besleyici bir hal alacak. Balıktaki demirin, kalsiyumun emilimini vücutta arttıracak. O kesinlikle yüzden et öyle ve salata çok önemli. Evet. O zaman şunu süslemeyi de şöyle yapalım. Kenarlara, evet, bırakıyoruz, küçük dokunuşlar yapalım. Evet. Salatamız da hazır. Tatlımız da fırında. Evet. Şimdi buna bir zeytinyağı olabilir, nar ekşisi olabilir, sade limon olabilir. Nasıl dilerseniz. Sirke de olabilir. Sirke de olabilir. Elma sirkesi, üzüm sirkesi. Kim nasıl dilerse bunu yapabilir. Şimdi biz buna bir limon sıkıp balığımızı yiyeceğiz. Evet. O zaman şefim, salatamız hazır. Balıklarımız da hazır. Tatlımız da neredeyse hazır. Sunuma geçelim mi? Geçelim. Efendim, şimdi...
Lezzetli 4 ayrı tarif hazırladık. Bu tariflerimizden ilki dülger kavurmasıydı. Hikayelere konu olan dülger balığının güzelce içinden etini çıkardık. Dilimlere ayırdık. Onları ayrı bir şekilde kızarttık. Altında gördüğünüz üzere kemik kısmını da kızarttık. Bol sebzeyle bir harç hazırlayıp birleştirip güzelce sunuma hazır hale getirdik. Balık sevmeyen çocukların severek tüketebileceği harika bir ana öğün alternatifi olarak sizlere sunuyoruz. İkinci tarifimiz olaraksa levrek sarma hazırladık. Türkiye'de, ülkemizde hamsiden sonra en çok tüketilen balık türlerinden biri olan levreyi güzelce etini çıkardık, dövdük, ezdik, sarma yapılabilecek hale getirdik. Ispanaklı da bir harç hazırladık. Oldukça besleyici, tavada hemen pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz harika bir tarif. Şefimin ellerine sağlık. Teşekkür ederim ve sizin de elinize, emeğinize sağlık. Çok emeğiniz dokundu. Gerçekten en az benim kadar çalıştınız bugün. Ben de teşekkür ederim. Benim için de çok keyifli oldu. Evet, üçüncü olarak güzel bir tatlı hazırladık. Balık deyince akla gelen ilk tatlılardan bir tanesi tahin helvası. Tabii biraz daha farklı bir şekilde hazırladık. Helvayla, tereyağıyla, yumurtayla güzel bir harç hazırlayıp fırında kabıyla pişirip ters çevirdik. Bol fıstıkla güzelce sunuma hazır hale getirdik. Ben harika olduğuna eminim. Zaten kendini gösteriyor değil mi şefim? Ve son olaraksa bol yeşillikli bir salata hazırladık. İçinde neredeyse 10 çeşit malzeme var. Mor kıvırcığından, yeşil kıvırcığına, yeşil soğanına, nanesine, maydanozuna, dereotuna kadar domates, salatalık, havuç, kırmızı soğan güzelce birleştirdik. Bol zeytinyağı. Bol limonla birlikte balığın yanına harika gidecek bir salata alternatifini de sizlerle paylaşmış olduk. Ben tüm bu tarifler için ve aktardığı güzel bilgiler için şefimize çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. Benim için çok keyifli, bilgi dolu bir program oldu. Teşekkür ederim. Ben de aynı keyfi aldım. Gerçekten de misafirperverliğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Harika bir gündü benim için. Bizler için de öyle. Evet kıymetli izleyenler, bir sofra programının daha böylelikle sonuna gelmiş olduk. Haftaya farklı tarihlerle, farklı bir konukla sizlerle oluncaya dek o zamana kadar kendinize çok çok iyi bakın. Sağlık ve afiyet.